Merhaba, ben Canan Özeker. Ankara'dan Muğla'ya göçeli bir yıl oldu. İki çocuk annesiyim. Daha önce grafikerdim ama 2015'te ikinci oğlum Deniz doğunca kısa bir ara verdim. Şu anda da ev hanım olarak devam ediyorum. Merhaba, ben Engin Özeker. Daha önceki hayatımda Ankara'da da siteler bölgede cam sektöründe yönetici olarak çalışıyordum. Şu anda da işte buradayız. Buradaki hayata adapte oluyoruz. Öncelikle Ankara'dan buraya göçmemizin sebebi tabii ki doğal yaşam ve doğa beslenme oldu. Çünkü orada hava kirliliğinden dolayı öyle zamanlar oldu ki dışarı çıkamadık, Ankara için konuşuyorum. Sonrasında zaten eşim de ben de köy hayatını seven insanlar olduğumuz için radikal bir karar olarak gelmeye karar verdik. Uzun zamandır aslında aklımızda, yıllar öncesi de eşim Çorumlu, onun bir köyüne bile göçmeyi düşünmüştük. Planlamıştık. Tabii. Planlamıştık. Ama en son Fethiye'de yaptığımız tatilden sonra, özellikle tanıştığımız bir abla ve abiyle konuşmalarımızdan sonra daha bir cesaretlendik ve birden, aniden böyle bir karar aldık. Hatta taşındığımız dönem kış dönemiydi. Çünkü kışı da görmek istiyorduk. Hiç beklemeden, planlamadan geldik bu şekilde. Tanıdığımız bir çevre değildi işin aslı. Bizim için gerçekten şey oldu. Yani değişik bir karar oldu. Tanımadığın bir çevreye geliyorsun. Hiç tanıdığın kimse yok. Nasıl yaparım, nasıl ederim değil. Tamamen kendine ve ailene güvenerek, başarabileceğine inanarak bir yola çıkıyorsun. Neden Muğla? Muğla olmasının nedeni bence aslında şu. Hem Ege kıyısının soğuk esintilerinden uzak, hem Akdeniz'in sıcağından bir nebze uzak. Bir de bulunduğumuz bölge olarak tabiatı, doğası Karadeniz bölgesini aratmayacak ve yeşilliği, tabiatı olarak, yani bulunduğumuz bölgenin artıları vardı. Toprak verimliliği benim için en önemli olan. Cam sektöründe çalışıyordum orada, yöneticiydim. İşte biz bu kararı aldığımızda, işte Muğla tarafına taşınmaya veya hani Muğla önemli değil, yani taşınma kararı aldığımızda aklımızda doğal tarım vardı zaten. Doğal tarımla ilgili faaliyetlerde bulunmak için biz bu bölgelere taşındık. Biz bu bölgeye taşındık daha doğrusu. Buraya gelirken tarımla uğraşacağım, doğal tarımla uğraşacağım fikri vardı zaten aklımızda. Neden? Ya şimdi büyük şehrin temel sıkıntılarından bir tanesi hava kirliliği ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek gıda güvenliği. Biz bunları düşünerek, hani bunlardan uzak kalarak çocuklarımız daha sağlıklı bir şekilde kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle doğal olarak, ama kesinlikle zirai ilaç ve zirai gübre kullanmadan yetiştirdiğimiz ürünlerle beslemek için, ya yetiştirmek için geldik işin aslı. Ailemizde bir rahatsızlığı olan var mıydı? Ya büyük şehrin sıkıntılarıyla alakalı, evet, yani zaman zaman hani insanların psikolojik olarak ve sinirsel olarak gerginliğe neden oluyor. Malumunuz, biliyorsunuz zaten. Bedenen ama herhangi bir rahatsızlık, ya şöyle küçük oğlumuz işte iki sefer ateşli havale geçirdi. İşte bizi de tetikleyen noktalardan bir tanesi de bu oldu. Ha, bu şu anlamına gelmiyor. Yani sonuçta hani orada geçirdi, burada da geçirmez diye bir olay söz konusu değil. Ama en azından temiz hava, temiz çevre, temiz doğa, elimizden geldiği kadar tabii. Bunu ne kadar sağladığımız önemli. Bunları düşünerek biz bu yola çıktık. Geçen sene Kasım 16'da biz yola çıktık. 17'sinde buradaydık. 2019 Kasım 17'de biz buradaydık. Evet, bir yıl olacak. Şu anda benim uğraştığım iş olarak işte tarım işleriyle, ağaç budama, bakım işleri, tarla işleri, bunu açacak olursak işte bağ bahçe bakım işleridir. Onun haricinde işte tamir bakım, hani diğer işlerle de şimdi her zaman her iş bulunmuyor. Sonuçta burası iş olarak biraz kısıtlı imkanlar olduğundan dolayı, yani kısıtlı imkanların olduğundan dolayı her an iş bulamıyorsunuz. Bağda, bahçede veya işte ağaç budama işleridir. Bunların hepsi sezonluk zaten, dönemliktir. Onun haricinde işte inşaat sektörüdür veya böyle bakım tamirat işleridir, elektronik işleridir. Bunlarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bunu
işte pekmez için yapmıştık aslında. Pekmez karıştırmak için böyle büyük bir şeyimiz yoktu. Kepçemiz yoktu. 2 dakikada böyle bir şey yapıverdik bakalım. Hani ben eve nasıl katkı sağlıyorum? 2 tane oğlum var. Onlara bakarak katkı sağlıyorum. Aslında gönül ister ki kendi mesleğimi yapayım. Grafik tasarımcıyım. Zaman zaman işimden uzak kaldığım dönemler oldu. Farklı sektörlerde de çalıştım ama ben de tabii ki grafik tasarım yapmak istiyorum. Ve inşallah bu koronavirüsle beraber eğitim sürecinde oluşan yeniliklerle okullar açılacağı için ben de iş hayatına yeniden dönmek istiyorum. Yani grafik tasarım yapmak istiyorum. Burada imkanlar her ne kadar mesleğim açısından kısıtlı olsa da tekrar gönlümde yatan grafikerlik. Bu kararı aldığımızda ailemizin tepkisi. Aslında biz Engin'le kararlarımız hep böyle kendi başımıza alan bir çiftiz. Bu Ankara'da bir evimiz vardı. Evi alırken de öyleydi. Evi aldıktan sonra ailemize söylemiştik. Buraya gelirken de aslında böyle pat diye söylemek değil de hani alıştıra alıştıra söylemiş gibi oldu. Bu fikrimizin olduğunu söyledik. Belki insanlar bizi ciddiye almadı o dönem. Bunu da şuradan anlıyoruz. Biz ne zaman taşımaya karar verdiğimizi söylediğimizde artık net geleceğiz. Herkes bize siz ciddi miydiniz? Gerçekten gidiyor musunuz? Diye tepkiler verdiler. Ben annemle ilgili bir kısmı anlatayım. Artık ev, yani başka bir evimiz vardı. Onun satışını bekliyorduk. Ev satıldı. Buraya gelmeden önceki akşam annem bana gizlice mesaj atmış. Mesajda, şimdi annem bir de köy hayatı olmuş tabii 18 yaşına kadar. Kızım bak oralara gitme, istersen evinizi satın, farklı bir bölgeden ev alın o evde yaşamak istemiyorsanız. Ama gitme, sen oralarda ırgatlık yapamazsın, soba yakmayı bile bilmiyorsun dedi bana. Anneme selam olsun. Şöyle zorlandım, şimdi soba yakmayı bilmiyordum. Hep Engin'i bekliyordum ve üşüdüğümüz zamanlar oldu, ben Engin'i bekliyorum yaksın diye. Hani üşendiğimden falan değil, bilmediğim için istemiyordum. Yapamıyordum ve sonrasında artık bir gün Engin evde yoktu, çocuklar da üşüyecek diye iş başa düştü. Hava da o zaman çok soğuktu. Geçen sene biraz kış burada soğuk, sıkıntılı geçmiş. Evet. Yani daha önce yaşayanların söylediğinden bildiğim kadarıyla. O şekilde yani artık sobayı kendim yakmaya karar verdim ve yani ateş yakma mantığıyla ilerledim ve oldu. Başarabildim. Hatta Engin'i aradım hemen. Engin, soba yakabildim ben diye. Herkes için sıradan bir şey aslında benim için çok başarılı bir şeye dönüştü yani. Yani şimdi şöyle, ben buraya gelene kadar soba hiç yakmadım. Hiç sobalı evde oturmadım, öyle söyleyeyim. Buraya gelirken de kara kara düşünmedim, hani orada soba var nasıl yakacağım ya da ben sobalı eve gitmem falan gibi bir takım taleplerim olmadı. Biliyordum bunları yaşayacağımı ve başımın çaresine de bakabilen bir yapım olduğu için başarabileceğimi biliyordum zaten. Ama şimdi sonradan gelen arkadaşlarımızı da gördüm, aslında köy hayatına çok alımlılar ama misafirimiz olduklarında bakıyorum birçok şeyi onlara garip ve yorucu geliyor. Yani mesela Canan, bunu nasıl yapabiliyorsun? Canan, bunu nasıl başardın? Onlar bunu yapabilecek potansiyeli kendi göremiyorlar. Böyle insanlar da kesinlikle buraya gelmesinler. Gerçekten zor. Bir de eşlerin uyumu çok önemli. Kesinlikle. Yani zaman zaman Engin'i, zaman zaman beni, gelen misafirlerimiz arasında ya da arkadaşlarımızla takdir edenler oluyor. Mesela her kadın burada yapamaz deyip beni takdir edenler oluyor. Bazen İşte Engin gibi elinden her iş gelmeyebilir insanların, ya da işte burada başka bir arkadaşım söylediği gibi, mesela benim eşim bu işi yapamaz diyen arkadaşlarım var ama eşim bunları yapabiliyor. Bu alınabilecek çok köklü bir karar aslında. Neden? Bir sonraki hayatınızın geri kalanını, devam edecek olan kısmını büyük ölçüde etkileyecek. Bu kesinlikle bir heves olarak, işte ya gideyim deneyeyim, olmazsa geri dönerim. Hayır efendim. Orada sonlandırıyorsun, geliyorsun burada bambaşka, tanımadığın, bilmediğin, neyle karşılaşacağını bilmediğin. Özellikle mesela Ankara'da yapmış olduğum benim, tamam ben tarımla ilgili gerçekten çalışmalar yapacağımı bilerek geldim ama daha başka planlarım da vardı ama onlar tutmadı maalesef. Hani şunu yaparım, bunu ederim, işte alım satım yaparım falan gibisinden çok şeylerim vardı ama ya bu bölgeye uyacak çok fazla bir şey değil. Nedir? Ya bölgeye uyacak çok fazla hareketlerden kastım da şu. Karşı mı çıkarlar? Hayır. Ama bunların hepsine vakit ayıramıyorsunuz zaten. Yani şimdi köy içerisinde ufak bir örnek vereyim. Sabah erken kalktınız. Mesela ben saat 6.30 gibi 7 gibi kalkıyorum.
Ne yapıyorsunuz? Sağ solu bir ilk önce bir ıslıyorsunuz, temizliyorsunuz. Sonra burayı süpürüyorsunuz. Eşiniz kalkıyor, kahvaltıya hazırlıyor. Çocuklarla beraber kahvaltıya oturuyorsunuz. Köpeklerimizi doyuruyoruz. Tabii. Hayvanlarımızı doyuruyoruz burada. İşte tavukların bakımıdır, hayvanların diğer işte köpeklerimizin bakımıdır falan bunları yapıyorsunuz. Daha sonra işte nerede çalışıyorsan, budama işinde çalışıyorsan vakti geliyor oraya gidiyorsun. Veya hani inşaat işine gideceksen vakti geliyor, çalışma vakti geliyor oraya gidiyorsun. Döndüğün zaman çok fazla bir vaktin kalmıyor. Neden? Saat 6'da 7'de dönmüş oluyorsun. Bu sefer sen hangi ara, hangi ürünü arayacaksın, bulacaksın ve bunun satışını yapacaksın. Çocuklarımla, abi bunun bir güzel tarafı şu oldu. Mesela büyük şehirde işten geldiğim zaman saat 7 civarı, 7.30 civarı işten geliyordum. Aileme, çocuklarıma çok fazla vakit ayıramıyordum işin aslı. Daha doğrusu çok daha verimli bir vakit ayıramıyordum. Ama burada şöyle bir güzel taraf var. Çocuklarımla ve ailemle gerçekten güzel, keyifli vakitler geçiyor. Orada çok gergin ve sıkıntılıydı. Kesinlikle. Neyse orada. Kesinlikle. Hayır, akşam bir kere 7-7.30'da değil 8'de geliyordun. Bazen daha da geç geliyordun. Ve gerçekten yaptığı işten dolayı sanırım aşırı gergindi. Yeri geliyordu, sesini yükseltiyordu. Bunlar bize, beni özellikle bize yükseltiyordun hayatım ama maalesef tamam ya, o kadar bizden şey kaynaklı değil. Yani hani onun yapısından ya da bize olan şeyinden değil. İşin verdiği bir stres gerçekten vardı. Zaten köye göçme fikrimizin aslında en temeli bu. Gerçekten stressiz bir hayat istiyorduk. Ben kendi adımı o şekilde istiyordum. Şu an gördüğünüz gibi yumuşacık, güler yüzlü. Yumuşacık yani ılımlı. Yok, ılımlı gerçekten diye. Yüzü gülen bir Engin var. Şaka bir yana hani yüzü gülen bir Engin var. O stres, o gerginlik gitti. Bir rahatlama oldu. Bir de şu var. Burada mesela orada yöneticisiniz ama kafanız, beyniniz yoruluyor. Ve çok gerginsiniz, streslisiniz. Ama burada kesinlikle. En ağır işleri yapıyor belki, beden gücü gerektiren işler. Buraya ben gireyim. İnşaat olsun. Ya burada gerçekten hani bedenen, ya şimdi köyde yaşamak demek bedenen çalışmak demek. Bir kere ben şunu kesinlikle söyleyeyim. Bir heves uğruna çıkıp gelmeyin arkadaş. Geliyorsanız köklü bir değişim işte veya topluma bir fayda sağlayacağınızı düşünerek, yani bunu kafanızda yer ederek gelmeniz lazım. Tekrar geri dönüş arkadaşlarımız var. Hepsine de şimdi isim vermek istemiyorum ama onlara da buradan selam olsun. Geldiler. Olmadı. Tutunamadılar. Geri dönen arkadaşlarımız oldu. Mesela nedir? Bunu biraz açacak olursak. Çevreden dolayı. Örnek veriyorum, sıkıldılar. Ya büyük şehirde AVM alışkanlıkları var. En basiti. Veya işte hani bunun getirmiş olduğu bir sosyallik var, işte sinema var, tiyatro var. Burada yok mu? Burada da var ama ulaşımı daha zor. Hani imkanlar biraz daha kısıtlı. Neden? Köy yerindesiniz ya. Bizim bulunduğumuz yer Muğla Ortaca'ya bağlı bir köy. Ya biz köy hayatını seçtik. Ortaca'dan da tutabilirdik. Biraz daha sosyal olsun diye ama biz bunu istemedik. Biz doğalla alakalı, doğayla alakalı, hani tabiatla iç içe olmak için İşte kapımızdan çıktığımızda ayağımız direkt toprağa değsin diye biz köy yerini tercih ettik. Ya bir de benim şahsi düşüncem, zaten büyük şehirde yani kendimi düşündüğümde, şimdi neden sinemaya gitmek isterim, neden tiyatroya gitmek isterim ya da neden pikniğe gitmek isterim? Çünkü bunalırım. İş hayatının verdiği o gerginlik, yorgunluk vesaire, onlardan bunaldığım için, bir kaçış gibi gördüğüm için buralara giderek dinlendiğimi düşünürüm, zannederim. Ama burada öyle bir sorun zaten yok. İhtiyaç da duymuyorsunuz. Ya sinemaysa açıp televizyonu evde de izleyebilirsiniz. Burada zaten o kadar fresh ve o kadar böyle sakin bir hayat yaşıyorsunuz ki söylediğiniz şeylere kaçmak gibi bir derdiniz olmuyor. Bence o şehirde gidilen sinemalar, tiyatrolar, AVM'ler hep bir kaçış. İşte işten kaçış, stresten kaçış. İnsanlar ne yapıyor? Rahatlamaya çalışıyorlar. Bu onların rahatlama şekli. Biz de oradayken öyleydi. Ama şöyle de bir şey var. Biz oradayken de çok AVM'ye takılan ya da sinemaya giden insanlar değildik. Yine tabiat hani evde kendimiz, evet, perdeleri çekip bir mısır patlatıp sinema keyfi yapmayı daha çok seviyorduk. Çünkü o yüzden samimi bir ortam. Evet, ve yani biz oluyorduk. Aynen. Burada ne yapıyoruz? Eğlenmek için veya vakit geçirmek için işte sıkıldığımız zaman, ya en basiti oltalarımızı alıyoruz. Evet. Sarıgerme plajına iniyoruz.
Ben Ankara'da mesela balık tutmaktan nefret ediyordum. Hatta tutmuyordum yani. Çünkü bana çok kızardı. Evet, çünkü çok kısıtlıydı zamanımız zaten. Gidince de çocuklarla ilgilenmekten ben nefret etmiştim balıktan. Uzun bir zamandır balık tutmuyordum ama burada gerçekten balık tutmayı gerçekten öğrendiğimi hissediyorum ve sevdiğimi hissediyorum. O da ayrı bir rahatlama biçimi oldu. Mesela şehirdeki insanların maalesef böyle bir durumu yok. Burada onun haricinde işte balık tutmanın haricinde sakinleşmek için veya işte stres atmak için, ya stresin de yok aslında da, güzel bir vakit geçirmek için ne yapıyorsun? Ağaçlar zaten doğa ayaklarının altında, yani hemen yanı başında. Oturdun, semaverini yaktın, bir bardak çayını aldın eline. Ağaçlara karşı, yeşilliğe karşı çayını içiyorsun. İnsana o kadar bir güzel geliyor ki. Veya akşam vakti, ya yıldızların ne kadar parlak olduğunu görüyorsun. Hava temiz çünkü. Ankara'nın hem ışık kirliliği veya büyük şehrin, Ankara için bahsetmiyorum. Yani hem ışık kirliliği hem hava kirliliği bunların önüne geçiyor zaten. Ya tad alamıyorsunuz ya. Ya inanın şuna, gerçekten inanın. Tabiat büyük şehirlerde göründüğü gibi değil. Büyük şehrin dışına çıktığınızda tabiatı tanıyorsunuz. Farklılıklarını o zaman görüyorsun. Yeşilin ne kadar yeşil olduğunu, yani gökyüzünün ne kadar güzel olduğunu. Hemen parantez açayım. Mesela ben gökyüzünü gerçekten burada tanıştığımı düşünüyorum. Yani ben gökyüzüne hiç doğru düz baktığımı, bakmak istediğimi hatırlamıyorum. Engin hep ilgiliydi hava olaylarına karşı, gökyüzüne karşı ama burada gerçekten ben artık Engin'e bir şeyler gösteriyorum. Engin bak şurada bir üçgen var, bu ne anlama geliyor, şu ne anlama geliyor. Gökyüzüyle gerçekten burada tanıştığımı düşünüyorum. Ankara'dayken hiç ilgim yoktu. Buraya göç ettiğimde yaşadığım zorluklardan en önemlisi bir bayan olarak kesinlikle araç kullanmayı bilmemekti. Bu ciddi sıkıntıydı benim için. Çünkü bulunduğumuz köyde tamam merkeze çok uzak değiliz ama merkeze gitmek bir zaman alıyor. Yani yürüme mesafesinde kesinlikle değil. Ve ben 2001 yılından beri ehliyetim olduğu halde araç kullanamıyordum. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani misafiriniz geliyor. Bir şeye ihtiyacınız var ve o an yapacaksınız. Engin işte. Evet, Engin evde yok işte. Her zamanki gibi. ve örnek veriyorum, yağınız yok. Yağ alacaksınız ama yok. Yani yok, gideceğiniz hiç kimse yok. Komşunuz bile yok. Yeni gelmişsiniz. Ortada kalıyorsunuz. Bunun için zaman zaman gerçekten abartmıyorum, ağladığımı hatırlıyorum. Hani şey çok kötü, birilerine muhtaç olduğunu hissetmek. Burada onun eksikliğini ciddi anlamda çok hissettim. Ve burada bu konuda kendimi geliştirdim. Araç kullanmayı öğrendim. Bu beni çok çok rahatlattı. Engin'i çok daraltmış olsa da. Çünkü arabayı çoğunlukla hep ben almak istiyorum. Hep benim işim oluyormuş gibi oluyor. Dolayısıyla Engin'le bu konuda biraz takışıyoruz. Ben tamamen evi geçindirmekle alakalı olarak konuşmak istiyorum bunu. Tarım yapacağım araziyi bulamadım. Hicarlanacak arazi bulamadım. Evet. Onun haricinde işte hicarlanacak araziyi o dönemde bulamadık ama geçici olarak da bir işte çalışmak istedik. Başvurularda bulunduk. O da olmadı. 3 ay, 4 ay kadar ben bir boş vakit geçirdim burada. Bunu neden eklemek istedim? Yani bunu neden söylemek istedim? Çünkü herhangi bir iş kurmadan, herhangi bir altyapı oluşturmadan direkt buraya geldiğiniz için işsiz gelindiğinden dolayı böyle sıkıntılar... Bu biraz zorlayabilir. Tabii evet. Ki böyle sıkıntılar kesinlikle oluyor. İnsanın moralmen çökertiyor mu? Hayır, çökertmiyor. Şimdi hedefiniz belli olduğundan dolayı, yani yapmayı planladığınız iş belli olduğundan dolayı zamana bırakıyorsunuz. Zaman içerisinde de oluyor ama. Evet. Belirli şeylerin işte gerçekleşmesi için geçecek zamana ihtiyaç var. Yani bu zamandan sonra da sabırlı olmak gerekiyor ve devamı da geliyor zaten. Biz burada bahçe ekiyor muyuz? Evet, bulunduğumuz evin bize ait olan bir bölümü var. İşte yaklaşık bir dönüm kadar bir arazi. Biz burada güzel bir bahçe yaptık. Domates ektik, biber, patlıcan, marul, kıvırcık. Marul, aynen öyle. Fesleğen, başka, reyhan, tabii, kabak. Fasulyelerimiz oldu, kabaklarımız kapya oldu. Kapya biberimiz oldu. Börülceler ektik. Bunların hepsi ama organik olarak getirdiğimiz şeylerden, tohumlardan yaptık. Yani kesinlikle ilaçsız hepsi, bir tarım. Hepsi
atalık tohumdu. Çorum'dan, memleketten getirdiğimde. Bunlarda herhangi bir şekilde, ha bunları ekerken yalnız şöyle bir durum oldu. Şimdi biz burada arkadaşlarla konuşurken, köyden arkadaşlarla konuşurken, işte ben zirai ilaç kullanmayacağım, zirai gübre kullanmayacağım dedim. Herkes bana şey dedi, bir tane mahsul alamazsın oradan dedi. Bir tane işte domates alamazsın dedi, bir tane biber çıkmaz dedi. Neden? İlaç vermezsen böcek olur dedi. İşte şu hastalık vurur. Ekeceğim mi olacak dedim. Ektik. Güzel bakımını yaptık mı? Yaptık. Kesinlikle yaptık. Ha, ama yine böcek vurdu. Ama biz ne yaptık? Burada önemli olan zirai ilaç değil. Doğal. Benim ilaçlar. Atam veya benim atalarım zirai ilaç bilmiyordu sonuçta. Onların çağında böyle bir hastalıklar var mıydı? Kesinlikle vardı ama onlar ne yapıyordu? Doğal yollarla bunları bertaraf ediyordu. Hepimizin evinde bulunan, bulunmasa bile kolayca ulaşabileceğimiz bir takım bitkiler vardır. İşte ne bileyim okaliptus gibi, ay ağacı diyorlar, zakkum gibi veya işte akasya meyveleri gibi, kara kekik gibi, nane, limon, Arap sabunu, yani bunların belirli oranda, belirli bir şekilde karıştırarak, ısıtarak, kaynatarak yapmış olduğumuz çok güzel ilaçlar var. Doğal ilaçlar var. Karabasra, ballıbasra, örümcek, onun haricinde neydi? Karınca. Bunlar gibi birçok işte bit hastalıklarıdır. Bunlar gibi bitkiye vuran, özellikle fasulyeye vuran birçok hastalığı biz böyle kurtulduk. Köyden de arkadaşlara da çok kişiye de tavsiyede bulunduk. Yazdırdık, işte nasıl atılacağını falan gösterdik. Ya ufak ufak inşallah yani birilerine bir dokunuşumuz olmuştur. Ha bundan sonraki aşamalarda yine soracak olanlar olursa yine yardımcı olurum. Benim bunlarla ilgili bilgim var mıydı derseniz şayet şöyle. İlgi duyuyordum. Bilgim şöyle. Ya ilgi alanım olduğundan dolayı şimdi doğal tarım, köy hayatı benim önceden beri hep hoşuma giden bir şey. Hep istediğimiz bir şey. Evde de zaten biz çok fazla zirai ilaç kullanan biri de değildik. Ankara'daki işte haşarayla mücadelelerde falan. Orada terasımızda bile beslemeye çalışmıştık kendimizi. Tabii tabii. Yani kendi terasımızda bile biz işte 3 metre 3 metre kare bir alanda çilek yetiştirdik. Domates yetiştirdik. Yani buraya gelirken geçinme korkusu hiç yaşamadım. Ben biraz da şey kafasındayım. Hani bir yere gittiğinizde orayı seviyorsanız, çalışkansanız, o sizin özünüz de varsa mutlaka bir şekilde onun yolunu bulursunuz. Kendi adımın çocuklarım olduğu için burada iş var mıdır yok mudur, aslında oradan iş ilanlarına da çok baktım. Grafiker yoktu. Bunu biliyordum. Ama ben eşime güvenerek geldim. Çünkü eşim yapı itibariyle hakikaten becerikli ve çalışkan bir yapıya sahip. Yani şöyle düşündüm, bu hani derler ya, gerçekten taş taşır yine evi geçindirir. Bunu bildiğim için zaten buna güvenerek geldim. Yoksa buraya kuru kuruya düşünmeden bilinçsizce gelmenin de bir anlamı yok. Geri dönüşü olacaksa bir anlamı yoktu. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. Bizimkisi böyle gidip de işte sahil kenarında yaşayacağız, yürüyüş yapacağız, işte kahvelerimizi alıp yudumlayıp kitap okuyacağız. Böyle bir hayat değil. Ya tabii bunun çünkü da zamanı var. Çünkü imkanlarımız belli, evet. Yani bunun da zamanı var ama hani sırf bunları yapmak için gelmiyoruz. Bizim buraya gelme amacımız aslında hani bir misyonumuz var ya, kendimize yüklemiş olduğumuz bir misyon var. Canım araya girdim. Hani bir misyonumuz var burada. Bizim doğal tarım ya, ülkeye biraz bir faydalı olmaya çalışıyoruz. İşin aslı ya, bir şeyleri bilinçlendirmek istiyoruz. Ne kadar biliyoruz? Nacizane bilinçlendirmek demeyelim. Yani ben ne kadar biliyorum ki kimi bilinçlendireceğim sonuçta. Yani ama yani üretmenin gücüne inanıyoruz burada sonuçta. Buradaki topraklar o kadar verimli ki gerçekten bu toprakların da değerlendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için buradayız. Ya kesinlikle. Şimdi burada alıyorlar. Tamam. Her ürüne ülkemizin ihtiyacı var. Çok büyük araziler var. Çok büyük verimli topraklar var. Ama yeterince kullanmıyorlar. Mesela bizim dikkatimizi çeken özellikle bunlar. Ya veya kullanıyorlar. Çok ilaç atıyorlar. Bu sefer ilaçlı olarak yetişmiş. Ya ben şey gördüm. Burada 10 günde işte şu kadar bir karpuzu 10 günde bu kadar yaptılar.
Ben bunu gördüm. Mesela bizim karpuzlarımız da aksine bu sene olmadı. Evet, çok küçük kaldı. Şu kadar şu kadar kaldı. Yani hani orijinal karpuzca, yani orijinal haliyle kaldı bu kadar. Ya şimdi tamam, karpuz çok fazla verimli olmayabilir toprak karpuz açısından, ama diğer açılardan çok verimli. Ama hormonlu da yiyeceksek olmaması. Ya tabii ki yani, hiç manası yok. Şimdi diye düşündük. Biz böyle ya karpuzdan örnek verdik. Karpuzdan söyleyeyim yine. İşte 10 günde ne bileyim 5 kilo olmuş bir karpuzu ben evime sokmam zaten. Ki yani kendi hayvanlarıma vermeyi bile istemiyorum aslında, ama ha, ne yaptık yani bu sefer bir taraftan şey var, hani israf psikolojisi var. Atmaktansa en azından ufak ufak dilimler hariç şey halinde işte günlük olarak tavuklara verdik. Okul konusuna gelirsek, şimdi insanlardaki göç konusunda en büyük korku okul, yani eğitim ve sağlık, hastane. Bu ikisi insanlar için küçük bir yere gideceklerini düşündükleri için çok ciddi sıkıntı oluşturabiliyor. Kesinlikle. Benim de aslında olmadı değil. Biz de buraya taşınmadan önce böyle artık kararlar alındı, adımlar atıldı. Ve artık taşınacağız. Geleceğimiz gün belli. Ve ben bir sabah uyandığımda eşime şunu söyledim. Acaba dedim, Toprak, yani büyük oğlumuz 9 yaşında, 4. sınıfı bitirdiğinde mi buradan gitsek diye söylemiştim. Yani bunu söylememdeki sebep aslında oradaki eğitimden kaynaklı değil de öğretmenini, Dilek Hanım buradan da izliyorsa çok selamlar. Dilek Hanım'ın çok verimli ve çok öğretici bir insan olmasından kaynaklıydı. Ben bunu Engin'e söyledim ve biz o gün ne yaşadık biliyor musunuz? Engin bana kızdı, küstü ve evden çıktı. Ben işe gittiğini zannediyorum. Engin öğleden sonra gibi bir saatte geldi. Meğersem o gün işe gitmemiş. Yani o kadar morali bozuldu ki. Ben Engin'in bu kadar odaklandığına inanamadım. Yani ben bu sefer kendimi kötü hissetmeye başladım. Ama öteki taraftan işte Dilek Hanım'dan ayrılmanın verdiği bir korku vardı. Sonra işte konuştuk. O bana gördüğü, araştırdığı işte eğitimle ilgili taşınacağımız bölgedeki şeyleri gösterdi. İnceledim de gerçekten mesela Ankara'da kaçınız bir okula gitti ve kaç kere bir müdür sizi odasına davet edip size kahve ikram etti. Çocuğunuzu yanınıza çağırdı ve bir sıkıntısı olduğunda yanına direkt gelebileceğini söyledi. Evet. Bakın küçük bir örnek veriyorum. Ben bu muamele karşısında çok şaşırmıştım. Çünkü ben büyük şehirde burada yaşadık hiçbir bunu. Şekilde bunu görmedim. Bir de bulunduğumuz bölgedeki okul gerçekten birçok projede de başarılı adımlar atmış bir okul. O yönden çok şanslıydık. Gerek müdürümüz, gerek öğretmenlerimiz çok çok başarılı ve iyiler. Zaten bir de şu mantıktayım. Hani çocukta varsa diyoruz ya, gerçekten çocukta varsa, çocuk biraz zekiyse, siz de iyi yönlendiriyorsanız, neresi olursa olsun, o çocuk zaten iyi bir noktaya gelecektir. Başaracaktır. Bir de, evet, eğitim mi sağlık mı derseniz, sağlık öncelikli olduğu için zaten buradayız. Hani çocuklarımız belki üniversite mezunu olmaz ama sağlıklı bireyler olurlar. Bizim için bu çok kıymetliydi. Bundan yola çıkarak geldik buraya zaten. Hani buraya gelirken yaptığımız masraflar, herkesin daha çok ilgilendiği noktalardan bir tanesi de hani iş, sağlık, okul ve masraflar, geçim, bunlar. Masraf olarak da neler yaptık? Ya işte yaklaşık 3000 lira civarı nakliyeye biz ödeme yaptık. Evi taşıdık. İşte evin bakımları vardı. Yaklaşık 4,5-5 bin lira eve bakım yaptık. Bunlar kiradan düşmedi bu arada. Onu da ayrıca söyleyeyim. Yani hani taşınma esnasında yaptığımız tamamen masraflar bunlar. Bunun haricinde işte görünmeyen giderleriniz falan oluyor. Alışmak için işte buradan bir takım ihtiyaçlarınız falan oluyor. Onlar için yaptığınız harcamalar da ortalama işte bir 10 bin lira kadar falan da onlar tutmuştu. Mesela fikir olur mu bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey yaptık. Biz 14 yıllık evliyiz. Eskiyen eşyalarımızı getirmektense daha küçük bir nakliye tuttuk. Evet. Ve burada internetten sipariş verip hani kargo ücretsiz bir şekilde evimizi aldık. Hani eşyalarda değişiklik yaptık. Zaten sadeliği seven insanız. Çok büyük eşyalarımız yok. Ama
beyaz eşyalar dışında, birkaç parça eşyanın dışında çok fazla bir şey getirmemeye özen gösterdik. Hepsini burada yeniledik ve böylece nakliyeden de tasarruf etmiş olduk. Normalde nakliler 4.500-5.000 lira civarıyken, 8.000 lira biliyorum. 8.000 lira civarıyken biz daha küçük bir nakliye tutup eşyalarımızı azaltıp burada yeni eşyalar aldık. Bir de öyle bir masrafımız oldu. Ya aslında şu an bunun cevabı çok basit. İki tane afacan oğlum var. Ve maalesef koronavirüsten dolayı da pek yalnız kalmaya fırsatım olamadı çocuklar da evde olduğu için. Çocuklarla zaman geçiriyorum. Bir de şimdi Ankara'dayken evinizi, yani şehirde yaşayan bir insanın yaptığı nedir? İşte evini toparlar, kabaca bir oturur. Ben de öyleydim. Yeri geliyordu, dizi izliyordum vesaire vesaire. Vaktim oluyordu. Ama inanın burada bu bahçeyi her gün, ama her gün abartmıyorum, her gün el atmazsanız, bahçeden kastım ekip biçmek değil, temizlemesi bile, hayvanları doyurması bile. Ya sonuçta yapraklar var. Evet. Yani burada zaten sonbahar geldi. İster istemez bahçede mutlaka bir dağınıklık oluyor. Çünkü iki tane erkek çocuğumuz var. Onlar oyun oynuyor. Hayvanlar dağıtıyor. Çünkü köpeklerimizden biri Salça mesela serbest. O dışarıdan özellikle çok fazla çöp getiriyor buraya. hayvanları besliyorsunuz vesaire derken, yani evin işini bazen ben ikinci plana atıyorum açıkçası. Ya da bir gün bahçe, bir gün ev şeklinde yapıyorum. Bu şekilde zaman geçiyor. Çok bunalırsam, kitap okumayı çok seviyorum ama tabii bazen sevdiğiniz şeyleri de her an yapamayabiliyorsunuz. Kitap okumaya çalışıyorum. Dediğim gibi mesela evde Mayıs ayından bu yana televizyon yok. Evet. Neden yok? Çanak antenimiz yok ve bir türlü ona ihtiyaç duymadığımız için de nedense hep öteledik. Erteledik. Ama nedense böyle son zamanlarda ben biraz bunu aldım ve televizyon ihtiyacı hissediyorum. Hani bir 5 dakikada olsa en azından bir haberleri izleyebileyim diye şimdi çanak siparişi verdi nihayet Engin'ciğim. O da gelecek. Yani zaman böyle geçiyor. Dediğim gibi bunu ben anlatamam. Bunu gerçekten yaşamanız gerekiyor. Böyle kendiliğinden geçiyor. Yani siz şöyle söyleyeyim, zamanı geçirmek için çabalamıyorsunuz. Zaman zaten kendiliğinden zaten öyle bir akıyor ki. Akşam olmuş ve işleri kafanızda sıraya sokuyorsunuz. Evet. İşte civcivlere şu verilecek, işte bahçe temizlenecek. Bir de şu var, ev ciddi anlamda burada batıyor. Neden batıyor? Bahçe olduğu için direkt ayağınız toprağa basıyor. Dediğim gibi iki tane de oğlumuz var, gir çık. Bir de burada ilginç bir şekilde evin, hani normalde şehirlerde evin ana kapısını kullanırsınız ya, burada öyle bir şey yok. Burada mutfakta bir girişimiz var. Ana kapıyı hiç kullanmıyoruz. Yani misafirimiz de kullanmıyor. Mutfağa açılan bir merdivenimiz var. Onu da eşim yaptı. Oradan inip çıkıyoruz ve çocuklar o kadar çok sık girip çıkıyorlar ki eve. Her gün, sizseniz her gün bir kova çamur çıkabilir, öyle söyleyeyim. Zaten bu kadar saydığım şeyin içerisinde de hani kendime ayıracağım pek bir zaman kalmıyor açıkçası. Neden? Kalmıyor işte, anlattık ya. Nasıl kalsın? Sıkıysa sana kalsın. Ankara'da süt yine alıyordum dışarıdan veya kendim işte Atatürk Omer çiftliğinin mesela çiğ sütünü alıyordum vesaire, ama burada aldığım süt daha çok içime sünüyor. Çünkü ineklerin nasıl beslendiğini görüyorum, kimin yetiştirdiğini görüyorum ve birinci elden alıyorum. Bu büyük bir avantaj. Sütümü yine burada, yoğurdumu yine kendim mayalamaya devam ediyorum. Burada farklı olan mesela salçamızı kendimiz yapmaya başladık. Bunun dışında en zor ve en güzel tecrübemiz geçen hafta yaptığımız üzüm pekmeziydi. Hakikaten çok zorlu. İnanılmaz, hele ki o süzdürme aşaması gerçekten çok zordu. Ama çok keyifliydi. Bir de ya. Keyifliydi ama ben yanımda bir arkadaş isterdim. Eşim çalıştığı için maalesef birçok işlemle ben uğraşmak zorunda kaldım. Ama pişirdiğimiz esnada, kaynattığımız esnada köyümüzde, aslında kendimizde yapabilirdik. Artık internette birçok tarifler var. Herkes yapıyor, videolar paylaşıyor ama biz garantici olmak adına bir halamızdan da destek aldık. Pekmezlerimizi kaynattık. Aynı zamanda biz buraya taşındığımızda 3-4 ay zorlandık demişti ya eşim. O dönemde doğal ürün satışı yapmaya yaptık. Başladık. Evet, mesela yapıyoruz. O dönem geldiğimizde Kasım ayı gibi zeytin olayı vardı. Hemen biz meraklandık. Tabii ilgimizi çekiyor. Eşim hemen gitti mesela, zeytin topladı. Ücretini almadı da toplama işleminin. Zeytinini aldı. O zeytinleri biz sıktırdık. Zeytinyağımızı kendimiz yaptık. Buna kesinlikle değinmek istiyorum. Bölgede gerçekten organik ürün var mı? Var. Hakkıyla yapan var mı? Gerçekten var.
Ama bunun haricinde hakkını vermeden yapan kişiler de var. İçeriği nedir? Tamam, bunu bilemiyorsunuz ama gerçekten güvenilir yerden almanız lazım. Ki bir prensibim var. Çocuklarıma yedirmediğim bir şeyi kesinlikle başkalarına önermiyorum. Yani yeni neslin sağlıklı olarak büyümesi ve beslenmesi lazım. Piyasadaki hastalıklar malumunuz, her geçen gün ismi cismi belli olmayan, yani hiç bu zamana kadar kimsenin bilmediği koronavirüs diyelim yani. Değişik değişik hastalıklar türüyor. Değişik değişik hastalıklar çıkıyor. Yani genlerimiz ya, çok iyi olmalı ki ya kesinlikle, gelecek yani, nesilde o kadar iyi olsun. Bizler de sonuçta büyüklerimizin genlerinden aldık. Tabii. Ve bağışıklığımız onları sayesinde bu kadar güçlü. Ya kesinlikle, yani bağışıklığımızı arttırmak için doğal ürünü artık yönlenmemiz lazım. Genlerimiz de sağlam olsun, bağışıklığımız sağlam olsun. Şu süreci kolay ve rahat bir şekilde atlatalım. Hayalimizin içindeyiz. Aslında biz bir dönem hayal ettiklerimizi şu an yaşıyoruz, içindeyiz ve şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha önce çocuklarımıza dışarıdan aldığımız pekmez içiriyorduk. En basit örneği söylüyorum. Bu sene kendi yaptıklarımızı içireceğiz. Bunun keyfi gerçekten paha biçilmez. Bunun dışında burada gerçekten kalıcı olup olmamak gibi bir cümlede kurmak istemiyorum. Çünkü bu fikirle gelinmez diye düşünüyorum. Yani geldiğiniz zaman onu zaten yaşayacaksınızdır. Kesinlikle. Ve o şekilde doğru. Gidecektir. Aynen. Kesinlikle. Şu an bize soranlar var. Ankara'ya tekrar dönecek misiniz? Ya neden dönelim? Biz bu fikirle gelmedik ki buraya. Benim şu an Ankara'nın ağasını özlemiyorum ben, açık konuşayım. Ya sevdiklerim dışında hiçbir şekilde özlem duymuyorum Ankara'ya. Bir de Anıtkabir'i özlüyorum, orası ayrı. Allah nasip etsin. Kendimize ait bir evimiz olsun. Bir de şu var, biz ilk buraya taşındığımız zaman böyle 2 dönüm, 3 dönüm falan yerler hayal ediyorduk. Ama maalesef koronavirüsle beraber fiyatlar inanılmaz yükseldiği için şu an biz de bu hayalimizi erteledik. Şu an daha az küçük bahçeli bir evde istiyoruz. Yani isteğimiz bu yönde değişmiş olabilir. Kendimize ait olsun, 500 metrekare olsun, bir dönüm olsun, hiç önemli değil. Daha başlayalım. Buraya... Sen değil, ben başlayayım. Oradan şu ara oldu yani. Tamam. O, bayağı da sustu. Ya şimdi bu bölge... bu bölgeye geldi. Ya bu bölgede... Yavlamız evet. Bir abimiz var, onlarla göçen, göç etmiş olan tanıdıklarımız var. Bir abi abla var, yine Ankara'dan göç etmiş olan. Veya şehir dışından göç etmiş olan işte Murat kardeşimiz var. Murat'la beraber Candan abilerimiz bir var. Grubumuz var. Tabii tabii, arkadaş gruplarımız var. İşte Kadir abimiz var. Yani tabii geniş bir görüştüğümüz, ailece görüştüğümüz tabii ki arkadaş grubumuz var. Bu şekilde hani tabii bir araya geliyoruz. Fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Vakit geçiriyoruz. Ayırabildiğimizce, birbirimize vakit ayırabildikçe işte vakitler, beraber vakitler geçiriyoruz. Birlikte projeler yapmaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla birbirimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Buraya gelecek, göç edecek arkadaşlara verebileceğimiz tavsiye kesinlikle öncelikle elinizden çıkarabileceğiniz büyük bir şeyleriniz varsa onları çıkarıp gelmeyin. Öncelikle gelin, ortamı görün. Sonrasında kararınızı verdikten sonra hangi bölgede yaşayacaksınız, ne yapmayı planlıyorsunuz, bunları gerçekleştirdikten sonra elinizde eviniz mi var, evinizi mi satarsınız, birikiminiz var, onu mu kullanırsınız bilemiyorum. Çünkü biz böyle bir hata yaptık. Evimizin elimizin altındaki bir evimizi sattık ve öyle geldik. Hani direkt ev almak istemiştik. İyi ki de öyle bir şey yapmamışız. Çünkü burayı bir tanımanız, oturacağınız yeri, bölgeyi bir tanımanız gerekiyor. Bir de yaptığımız en güzel şey de kışı görmekti. Biz kışın ortasına geldik ve buranın kışını gördük. Hani kışı gördükten sonra yaz çok güzel geliyor ama yazı gördükten sonra kış biraz zor gelebilir. O şartları da görmeniz gerekiyor. Şimdi burası köy yeri. Köy yerine geldiniz. Köy şehir hayatına benzemez. Burada yılan olur. Akrep olur. Böcek olur. Ne bileyim. Fare ya olur. Fare olur. Hani ya işte ben köye geleceğim. Aynı şehirdeki hayatımı yaşayayım falan. Hayır ya, şimdi duvarda kertenkele yürüyor. Burada Yusufçuk diyorlar. Kertenkele yürüyebilir. Biz ya burası. Aynen yani, burası köy yeri. Hani burada her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bunları dikkate alın. Lütfen. Neden? Sonuçta biz misafir olan biziz. Daha sonra gelen biziz. Buralar onların mekanları.
onları öldürmek, uzaklaştırmak, zarar vermek gibi bir çabamız olmamalı. Ya bunları göze alarak gelin daha doğrusu. Şimdi kışı gördük. Neden karar verdik? Ya buralarda evet kış sert mi geçiyor? Yani kar görmüyoruz. Aşırı soğuklar olmuyor. Ama burada kış döneminde yapmış olduğunuz masraflar çok düşük. Örnek veriyorum. Bir doğalgaz masrafınız. Bir elektrik masrafınız büyük şehirde. Burada doğalgaz yok. Burada Ankara, sobamıza Ankara'da 500 lira aylık 600 lira 500 ödeme yapıyorduk. 500-600 lira ödememiz vardı. Ama burada vardı. Soba yakıyoruz ve ne kadarlık odun aldık? Ya yaklaşık 700 TL'lik bir odunla kışı geçiriyorsunuz burada. Çok şimdi fazla. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela biz burada amaçlarımıza ev haricinde yani kendimize ait bir yerin haricinde %70 oranında ulaştığımızı düşünüyoruz. Çocuk sabah kalkıyor. Ayağında terlik var ya da yok. Hiç önemli değil. Atlıyor toprağın üstüne. Tarlaya ya ayakları toz oluyor. Olsun arkadaş. Benim çocuğumun ayağı kirlensin. Evet. Geliyor şurada çamura basıyor. Çamurla oynuyor. Ya olsun. Geliyor burada köpeğe sarılıyor. Tavuklarla oynuyor. Vakit geçiriyor. Ya olsun. Zaten ben bunun için geldim. Çocuklarımızın isimleri Deniz. Ve Toprak. Birilerine eğer ışık olabildiysek, fikir verebildiysek ne mutlu. Çünkü bizler de çok isterdik. Bizlerin bizler gibi tecrübe etmiş birilerinin videolarını izleyerek buraya gelebilmeyi. Ama maalesef bizim böyle bir zamanımız olmadı. Bir de hep zaten aklımızda olan bir şeydi. Ama bence verdiğimiz fikirler çok önemli. Gelmek isteyenler gerçekten çok dikkatli bir şekilde izlesinler. Bu söylediklerimiz buzdağının görünen yüzeyi diyebiliriz. Daha karşılaşacağınız işte bölgesine göre, gideceğiniz yere göre daha karşılaşacağınız daha farklı durumlarda olabilir. Yalnız bunları da dikkate alalım. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dostça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.